İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının ulusal anma günü kapsamında Antip şehri Juan Lepen'de bir anma töreni düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın evlatları Hrant Kenkulyan, Ermeni kimliği, Ermeni yetimler. Batı Ermenistan'daki Zeytun'un öz savunma savaşları, 2. bölüm. Halep Ermenileri 16 Nisan'da Artsakh desteklemek için miting düzenleyecek. Nisan sonunda Yerevan'da Azerbaycan saldırganlığının eski ve yeni mültecileri, geçmiş, şimdi ve gelecek konulu konferans düzenlenecek. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının ulusal anma günü çerçevesinde Antip Belediye Başkanı Jean Lenotti, Belediye Meclisi üyesi, yurtsever derneklerin ve hafıza koruyucularının temsilcisi Gerard Lacoste, Anma İşleri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Elcazuli, Ermeni Gaziler ve Destekçiler Ulusal Derneği Başkanı Serge Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan sizi 24 Nisan 2023'te saat 14.30'da Antip Jean Lepen'de gerçekleşecek olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına adanan anma törenine katılmaya davet ediyor. Cimetière de Sembolu Mezarlığı, adres 1270 Bulvar André Breton, Antip. Bayrak taşıyıcıların varlığı ve uygun nişanların bulunması arzu edilir. Varlığınızı onayladığınız için teşekkür ederiz. Daha çok Udi Hrant lakabıyla tanınan Hrant Kenkulyan, virtüöz bir ud sanatçısıydı. Modern yorumları ve performans tarzı sonraki ud çalan nesiller üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Udi Hrant Kenkulyan 1901'de doğdu. Hayatının ilk yıllarında ailesiyle birlikte sık sık bir yerden bir yere taşınarak Ermenilere karşı işlenen katliamlardan, Armenosit'ten kaçınmaya çalıştı. Sonunda aile İstanbul'a sığındı. Burada öğretmeni dönemin önde gelen sanatçılarından biri Ermeni uççu oldu. Gelirini İstanbul'da uç çalarak kazanmasına rağmen gerçek itibarını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı gezi sonucunda kazandı ve ardından şöhreti arttı. Konstantinopolis'te onun adı ulusal müzikseverler arasında tanınmış hale geldi. Hem Ermenice hem de Türkçe şarkı söyledi ve Ermenice, Türkçe ve Yunanca konuşan topluluklar arasında geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Bir Ermeni müzisyenin Türk yetkililer nezdinde bu kadar popüler olmasının özel bir istisna olduğunu söylemeye gerek yok. Özellikle Ermenilerin çoğunluğunun ana vatanlarında kısa bir süre önce yok edildiğini düşünürsek. Hem yerel hem de uluslararası arenada sahne almaya devam etti. İleri yaşta Doğu Ermenistan'ı da ziyaret etti. Hrant Kenkulyan 1978'de vefat etti. Cenazesi İstanbul Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. Batı Ermenistan'daki yetimlerin tahliyesi, çocukların gelecekteki fiziksel güvenliklerini, yaşamlarını ve ulusal eğitimini güvence altına alacaktır. Genel olarak mütarekeden sonra bu yetim çocuklar ıssız yerlerden, çöller, ormanlar, dilencilik yaptıkları sokaklardan, Müslüman ailelerden ve Türk devleti yetimhanelerinden Kızıl Haç çalışanları, Orta Doğu'daki Amerikan yardım çalışanları, Ermeni Kilisesi ve Ermeni Hayır Kurumları tarafından finanse edilen Ermeniler tarafından toplanırdı. Ermeni yetimlerin Batı Ermenistan'a taşınması, Orta Doğu için Amerikan Yardım İstasyonu'nun mali desteği sayesinde gerçekleştirilecekti. Türk saldırıları devam etti ve daha şiddetli hale geldi. 3 Aralık'ta düşman 3 ana istikametten Batı Ermenistan'daki Zeytun'a ilerledi ve ilk başta bir başarı elde etti. Ancak en kritik anda, başlangıçta isyana karşı çıkan 75 yaşındaki Şehzade Garabet Basilosyan ata binerek kışladan çıkıp düşmana doğru ilerledi. Bu dağcıları heyecanlandırdı ve prensin ardından çılgın bir saldırıya geçildi. Şiddetli çatışmada Türkler ağır kayıplar verdi. Bu savaşlar isyan için büyük önem taşıyordu. Remzi Paşa'nın Zeytun'u kuvvetli bir taarruzla ele geçirme planı başarısız oldu.
İkincisinin saldırgan girişimleri de başarısız oldu. Şiddetli bombardımana rağmen Zeytun zapt edilemez kaldı. 1896 yılının 22-30 Ocak'ta Türk kampında Avrupalı güçlerin konsoloslarının arabuluculuğuyla barış görüşmeleri yapıldı. Kazanan olarak Zeytunlular şartlarını sundular. Padişah Zeytunluların şartlarını büyük ölçüde kabul ederek sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Zeytun'un kahramanca isyanı Türk diktatörlüğüne karşı mücadelede yer alan tarafların bölünmüş eylemlerinin kurtuluş hareketine verdiği zararı gözler önüne serdi. Ancak kurtuluş mücadelesi devam etti. Van ve Vasburakan sıradaki kahramanlık eylemlerine sahne oldu. Zeytun'un meşru müdafasını konu alan videoyu Western Armenia TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Suriye'deki en büyük yerli Ermeni topluluklarından birine sahip olan Halep şehri Ermenileri Artsakh'a destek için miting düzenleyecek. Gazeteci adlı gazetenin Facebook sayfasında şöyle yazıyor. Sevgili Halep Ermenileri, Artsakh'ı desteklemek için 16 Nisan Pazar günü akşam saat 19'da Halep'teki Garenyeppe Ermeni Ulusal Koleji yakınında düzenlenecek mitinge hep birlikte katılalım. 1988-1992 yılları arasında Azerbaycan, Nahçıvan ve Artsakh'tan ve 2020 yılındaki Bakü makamlarının ırkçı, Ermeni nefreti, soykırım, Armenosit eylemleri sonucunda kaçan, zorla yerinden edilen, savaş suçları nedeniyle vatanlarını terk eden ve şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve başka yerlerde yaşayan mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen bir dizi sivil toplum kuruluşu 29 Nisan'da Yerevan'daki Garen Demircan adlı spor ve konser kompleksinin konser salonunda Azerbaycan saldırganlığının eski ve yeni mültecileri, geçmiş, şimdi ve gelecek konulu bir konferans düzenleyecek. Konferansı organize eden STK'lar bir açıklamayla konu hakkında bilgi verdi. Konferans sırasında Sumgayit ve Bakü'de Ermenilere karşı işlenen katliamları, Şahumyan bölgesindeki Ermeni nüfusun sürgün edilmesi, zorla sürgün ve etnik temizlik pratik politikalarının uluslararası siyasi değerlendirmesi, hukuki ve adli işlemlerin yokluğu, geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere mülteci haklarının restorasyonu gibi konular tartışılacak. Konferansta ayrıca Azerbaycan, Artsakh ve Nahçıvan'dan yerinden edilen mültecilerin hakları, sürgün sırasındaki mülk ve diğer kayıplar, kayıp belgeler, o bölgede gerçekleştirilen ve yürütülen kültürel soykırım konuları ele alınacak. Farklı mülteci katmanlarının çok yönlü sorunlarının yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti sınır bölgesindeki mültecileri ve Artsakh'ta yaşayan nüfusu tehdit eden ontolojik tehlikelerden endişe duyan sivil toplum kuruluşları konferans aracılığıyla farklı yerlerde yaşayan mültecilerin ortak bir platformda buluşma, diyalog ve fikir birliği önerilerini ve konuların açık kamusal tartışmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Azerbaycan, Artsakh ve Nahçıvan'dan sürgün edilen tüm mültecileri foruma katılmaya davet ediyoruz. Batı Ermenistan hükümeti, Batı Ermenistan'da gerçekleştirilen soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Ermeni mültecilerin nesillerinin davet edilmemesinden bir kez daha üzüntü duymaktadır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor.
Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size muhtemelen Kilikya Ermeni Krallığı zamanında oluşturulmuş Musa Dağ'ın Ermeni halk oyunu Tapki adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.